Merhaba değerli izleyenlerimiz. Fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız CNR İSAF Güvenlik Fuarı'ndayız. Oldukça yoğun olan bir fuardayız şu anda. Sektörün öncü ismi Mikofon'a konuk olduk. Firma 3. kuşak temsilcileri Elif Hanım ve Efe Bey yanımızda. Bakalım bize hem fuar hem firma ile ilgili neler aktaracaklar. Efe Bey merhaba. Elif Hanım merhaba. Merhabalar. İki genç beyin görüyorum karşımda, pırıl pırıl. Üçüncü kuşak temsilcilerisiniz aslında firmanızın da. Biraz sonra tanıtım yapacağız ama fuar nasıl geçiyor? Öncelikle ben görüşlerinizi merak ediyorum. Önce bayanlar diyelim Elif Hanım. Teşekkürler. Fuar şu anda çok güzel, yoğun geçiyor. Güzel bir şekilde misafirlerimize ilgilenmeye çalışıyoruz. Umarım sonuna kadar bol verim alarak, istemiş olduğunuz verimi alarak ayrılırsınız. Efe Bey sizden dinleyelim mi firmayı? Her firmanın bir öyküsü var. Sizinki nedir? Firmamızı dedemiz kuruyor 1966 yılında. Daha sonra işlerimizi geliştirdikçe farklı cihazlara da yönelerek babamız ve amcamızla beraber onlarla ilerleyip şu anda bizlere yavaş yavaş bir geçiş başladı. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber ürün kalemlerimizi arttırarak farklı alanlarda ilerlemekteyiz. Peki, peki siz de firmanın ne sağlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz firmadaki yerinizi kendiniz tanıtır mısınız? Ben satın almadayım ve fabrikamızın bakım işlerini yapmaktayım şu anda. Uzun vadede ihracat planlarımız var. İhracat planlarını devreye almak istiyorum. Peki, ben şimdi tabii ki firmanızla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum izleyicilerimize. Mikofon deyince Elif Hanım aklımıza neler gelmeli? Hangi ürünler, hangi hizmetler? Mikofon deyince aklımıza bir yerli üretici aslında gelmeli ve aynı zamanda da ithalatçı ve ihracatçı kimliklerimiz de var. Mikofon olarak biz yangın alarm sistemlerinden ses sistemlerine, ışıklandırma sistemlerine kadar bir sürü çözümler sunuyoruz. Ama asıl olarak yerli üründe ön plana çıktığımız ürünlerimiz de yangın alarm algılama ve tespit sistemlerimiz. Aslında dışarıdan çok kolay görünse de hizmet sektörü ve hizmet sektörünün en zor bölümü Efe Bey. Hataya mal yok çünkü. Bu anlamda firma olarak hizmet verirken nelere öncelik veriyorsunuz, neye dikkat ediyorsunuz? Bir kere öncelik vermemiz gereken şeyler ürünlerimizin belirli standartlarda üretilmesi. Bunun için ISO standartlarını, belirli ISO standartlarımız var. TÜV Rheinland üzerinden. Aynı zamanda bizim sistemlerimizde kullanılan EN54 isimli bir belgemiz var. Avrupa standardına uyumluluk belgesi. Bunu Türkiye'de ilk defa yerli cihazlara alan firmanın olmanın onurunu yaşıyoruz. Ne güzel, Türkiye'nin de ismini duyuruyorsunuz. Türkiye'de yoksunuz o zaman. İhracatta var mı? Yurt dışına? Şu an sadece Türkiye'deyiz. Tamam. Uzun vadedeki hedefimiz Avrupa piyasasına ihracat yapabilmek. Harika. Ürünleriniz özelliği nedir? Çünkü o kadar çok var ki aslında yapan. Herkes de kendi kalitesinden bahsediyor haliyle ama niye tercih edilmeli mikrofon? Niye size gelinmeli Elif Hanım? Bir kere şu anda zaten Türkiye'de EN54 belgeli ürün satan başka bir firma yok. Bizimki onların yanında aslında onları geçmekle birlikte daha ekstra bir sürü özellikler de katıyor bünyesine. Ve tamamen izlenebilir ve güvenliği sağlanabilir sistemler tasarlıyoruz. Ve bunları entegre etmesi gerçekten çok kolay oluyor. Yani eski karmaşık sistemlerden uzaklaşmış bulunuyoruz. Hangi sektörlere daha çok hizmet veriyorsunuz? Belli sektörlerde misiniz yoksa her sektör sizden yararlanabilir mi? Aslına bakarsanız biz sırf tek bir sektöre hizmet vermiyoruz. Hani bir hastanede, bir okulda, bir havalimanı, bir tersane, bunun gibi bir sürü işletmelere, yani kamu binalarına, her türlü aslında projeye çözüm sağlayabiliyoruz. İhtiyacı olan herkese gidebilirsiniz yani. Size teslim edilen bir projeyi ne kadar sürede teslim edip sonlandırabiliyorsunuz? Proje boyutuna göre değişiyor en öncelikle. Onun dışında aracı bir firma varsa onların da prosedürlerine bağlı. Fakat ortalama olarak firma bünyemiz olarak elimizde stok tutan bir firmayız. Yani sipariş geldiği zaman yurt dışından sipariş edip gelmesini bekleyen bir firma değiliz. Ve yerli üretim kapasitemiz de olduğu için gerekiyorsa ürünü anında üretip teslim edebilme potansiyelimiz var. Terminlerde problem yok. Müşterinin memnuniyeti önemli. Yani çok yüksek ihtimalle ürünlerimiz her zaman stok olduğu için bir sıkıntı yaşanmıyor. Para kaygısı olmadan müşteri memnuniyet odaklı çalışan bir firmasınız aynı zamanda. Sizler gibi firmalarda ürünlerin kalitesi kadar, firmanızın büyüklüğü kadar da bir önemli diğer mevzu sonrasındaki hizmetler. Yani çözüm önerileri, satış sonrası destekler diyoruz, teknik servis hizmetleri. Nelerdir bu çözüm önerileriniz? Şu anda zaten fabrikamızda bir teknik servis bölümümüz bulunuyor. Ayrıca Karaköy'deki şubemizde de yine bir teknik servis bölümümüz bulunuyor. Çok planlı bir şekilde, programlı bir şekilde çalışıyoruz burada ve yani şu anda zaten görseniz doluyor. Hiçbir problem olmuyor zaten teknik servisle ilgili dönüş. Var.
O yüzden müşterilerimize 7/24 ilgileniyoruz. Müşterilerimiz bizim baş tacımız. Harikasınız. Peki, başarı tesadüf değil tabii ki. Sizler konuşurken anlayabiliyoruz bunları ki genç beyin diyoruz. Ama başarı yalnız olmuyor. Arkada ekip de var. Kaç kişisiniz toplamda Elif Hanım? Çayırova'daki bulunan fabrikamızda toplamda 25 kişi olarak çalışıyoruz ve aynı zamanda Karaköy'deki fabrikamızda da 20. Toplamda 45 kişilik bir büyük bir aileyiz. İstihdamda sağlıyorsunuz. Ar-Ge bölümünüz var mı? Ar-Ge ekibimiz 7 kişiden oluşuyor. Yazılım ve donanımı bünyemizde kendimiz yapıyoruz. Her türlü tasarımlar burada Türkiye'de Türk mühendislerle üretiliyor. Peki yıllar önce kurulan firma, dededen başlayan bir seri var mı? Burası da 3. kuşak olarak algılanıyorsunuz. Peki tabii ki bir firma kurmak kolay değil ama o firmadan sonra da önünüzdeki başarılardan sonra bu koltuğa oturmak da çok zor olsa gerek. Bunu hepimiz biliyoruz. Önünüzde başarıları var çünkü ispat etmek zorundasınız da hissediyorsunuz. Heyecan ve korkuyla sizlerden sonra neler değişti? Mikrofonda şu anki noktaya gelmeyi hayal eder miydiniz? Açıkçası hayal ederdim ve daha fazlasını da hayal ediyorum şu anda. Birçok firmada olduğu gibi 3. jenerasyonun geçişi genellikle diğer jenerasyonlara göre daha zordur. Firmamız kurumsallaşmasının en büyük adımı burada atılıyor, firmamızın kurumsallaşması. Bu adımı büyük ihtimalle bizimle beraber tamamlayacak diye düşünüyoruz firmamız. Peki her fuara gelen firma yepyeni bir ürünle lanse ederek de geliyor. Sizin var mı bu sene iPhone yeni teknoloji, yeni ürünleriniz? Hemen hemen gördüğünüz her ürün burada diyebiliriz. Evet, gerçekten öyle. Gelişiyorsunuz zaten. Evet. Bundan sonraki etapta peki var mı farklı projeler, yenilikler, farklı alanlara girmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Bu uzun vadede sadece ses sistemleri değil, yine altyapı sistemlerinde bize uygun olacak bir sektörü de araştırmaktayız şu anda. Altyapılar var, sürprizler var. Bir evet. Sonraki görüşmemizde belki de onları da konuşmuş olacağız değil mi? Peki son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere son sözler nelerdir Elif Hanım? Buraya gelen ilk öncelikle herkese teşekkür ediyoruz bizi ziyaret ettikleri için. Biz inanılmaz bir potansiyele sahip bir firmayız aslında. Bunu söylemek isterim. Her türlü aslında çözüme uyum sağlayabiliriz ve onlardan ihtiyaçları karşılayabiliriz. Evet. Bu yüzden geliştirilebilir projeleriniz de var değil mi? Onlardan gelen fikirleri evet. De kabul ediyorsunuz. Aynen yepyeni öyle. Yepyeni projelere yer veriyorsunuz. Olarak aslında çok esneyiz ve bunu herkesin görmesini isteriz. Peki. Efe neler söylüyorsun? Firmamızın potansiyeli olduğunu söylemek istiyorum. Yani büyük bir tesisimiz var. Potansiyelimizi her zaman arttırmaya açığız. Yeni projelere açığız. Ziyaret etsinler. Evet. Her zaman bizimle iletişime geçebilir herkes. Hiçbir şey olmasa da çay kahve içmeye gelsinler. Tabii ki. Elbette. Her zaman. Danışmanlık vermeye, hizmet vermeye hazırsınız onlara. Tabii ki. Tabii ki. Ben çok teşekkür ederim. Diyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize. Biz çok da çok keyif aldık. Umarım uzun nesiller boyunca mikrofonunda ismini duymak dileğiyle. İnşallah. Farklı programlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenlerimiz, İSAF Güvenlik Fuarı'ndan mikrofon firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam.